Herkese yeniden selamlar. Bugün Halo Solar LS05 akıllı saate bir göz atacağız. Halo Solar saat videonun yayınlandığı tarihte 35 dolar civarında bir satış fiyatına sahip. Kutu içeriği, saatin kendisi ve bir adet şarj kablosundan oluşuyor. Hepsi bu. Temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 45 mm çapında yuvarlak kasalı bir saat. 11 mm'lik kalınlığa sahip. 54 gram gibi oldukça düşük bir ağırlığı var. Saatin kordon uzunluğu 26 santim, benim gibi geniş bileklere sahip kişiler için bile yeteri kadar uzun. 340 mAh'lik pile sahip üründe 1.28 inçlik TFT ekran var ve ekran çözünürlüğü 240x240 piksel olarak listelenmiş. Normal bir mesafeden bakılınca gayet yeterli. Tabii çok yakından kamera aracılığıyla bakılınca pikseller görünebiliyor. Bunu çıplak gözle algılayamazsınız yine de. Ürün Bluetooth 5 bağlantısını kullanıyor, optik kalp atışı sensörü de mevcut. Saatten tam anlamıyla faydalanabilmek için Halo Fit App ile eşleştirmek gerekiyor. Bu akıllı saat ayrıca IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yüzerken belli sürelerde suyun altında kalması sıkıntı yaratmayacaktır. 340 mAh'lik pile sahip dedik ama bu pil size 30 güne kadar kullanım ömrü sunuyor ki muazzam bir süre bence. Kalp atışının sürekli olarak ölçüldüğü modu seçerseniz de bu süre 15 güne düşüyor, yine de oldukça iyi bir süre. Uygulamayı saatle eşledikten sonra varsa güncellemeyi bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayrıca spor aktivitelerinizi saat üzerinden başlatıp bildirim göndermesini istediğiniz uygulamaları da keyfinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Saatin kendisine gelince sade ve şık diye tabir edebileceğim bir tasarımı var. 5 tane saat arayüzünden birini seçip kullanma imkanınız var. Değiştirmek için üzerine birkaç saniye basılı tutup sağa ya da sola kaydırarak seçiminizi yapabilirsiniz. Yukarıdan aşağı çekince birkaç ayara ulaşıyoruz. Bunlar telefonumu bul, parlaklığı ayarla, rahatsız etme ve ayarlara bir kısa yol olarak listelenebilir. Aynı zamanda en üst kısımda da tarih ve pil durumunu görmek mümkün. Bu arada bu rahatsız etme modu sadece cihazı sessize alıyor. iPhone üzerindeki rahatsız etme moduyla karıştırmayalım. Alttan yukarı doğru çekince çeşitli fonksiyonlara ulaşma şansınız var. Bunlar kalp atışı menüsü, spor aktiviteleri, hava durumu ve uyku takibi gibi fonksiyonlar. Spor aktiviteleri yelpazesi, koşu, hızlı yürüme, bisiklete binme, tırmanma, sağlık bisikletine binme, yoga, koşu bandı, vücut geliştirme, jimnastik, basketbol, futbol ve kürek çekmeden oluşuyor. Sağa ya da sola kaydırarak da belirlenen uygulamalar arasında pratik olarak geçiş yapılabiliyor. Bunlar adım sayar, kalp atışı takibi, kronometre, hava durumu ve nefes egzersizi olarak listeleniyor. Ekrana gelen bildirimler okunaklı mı okunaklı ama öyle süper keskin ve yüksek çözünürlüklü değil. Size içerikle alakalı başlıklar verebilir ama okumak için yine de telefona yönelmek en iyisi. Ben kendi kullanım tecrübelerimden yola çıkarak şunları söyleyebilirim. Hafif bir saat, kolunuzda varlığı ve yokluğu hissedilmiyor. Bu kimine göre iyi, kimine göre de kötü olabilir. Minimalist bir tasarımı var, şatafatlı bir görüntüsü yok ve bu benim şahsen sevdiğim bir tarz. Ekran parlaklığı yeterli seviyede, ne gün ışığında okunmama durumu var ne de karanlıkta gözü çok yorma gibi bir sorunu. Bildirimlerde kolunuzda titremesi zayıf bir titreme. Çok fazla hareket halinde değilseniz kolaylıkla fark edebiliyorsunuz ancak yürürken ya da spor yaparken fark edebileceğinizden emin değilim. Özetle çok iyi pil kullanım ömrü, kalp atışı ölçme, hava durumu, müzik kontrolü, uyku düzeni ve spor aktivite takibi gibi çok önemli başlıkları kullanıcıya çok uygun bir fiyata sunuyor. Bu özelliklere ihtiyaç duyan ama bir çuval para harcamak istemeyenler için iyi bir alternatif olabilir. Sahip olmak isteyenler için açıklama kısmında linkini paylaşıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.